Manşet'e hoş geldiniz. Bir sayfa kapanıyor derken dünden bugüne yaşanan gelişmeleri kastederek de söylemiyorum. Türkiye'de çok geniş tabanlı bir ihanet var. İşbirlikçiler var, Yardakçılar var. Buna ses çıkarmayanlar var. Bundan nem olduğu kadar nem alanmasa bile buna ses etmeyenler var. Belli nedenlerle. Anma ideolojik, amma korkudan yurt dışında, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da insanları satın alan bir zihniyet söz konusu. Ulusal güvenlik problemi nedir? Bunun son örneği yaşanıyor dünden bu yana. Devletten fazla devletçi bir muhalefet var. Bilakis biz onlara yapmıştık, şimdi onlar da bize yapmış. Size ne oluyor? Alan memnun, satan memnun diye. Yolsuzluk nedir bilmeyen, gösterilse bile bunu önemsemeyen, görmek de istemeyen bir muhalefet var. Ve Türkiye'de her şeyi örten bir basın var. Bir sayfa kapanıyor derken iktidarıyla muhalefetiyle kapanıyor. Yeni sayfa ise bizim elimizde. Değilse çok daha beter günler kapıda demektir. Mahçede hoş geldiniz. Gündem New York. Resimde Emine Erdoğan'la görülen kişi Eric Adams, New York Belediye Başkanı. Herkes Erdoğan neden apar topar Amerika'dan döndü? ABD Başkanı Biden'ın yemeği vardı, katılabilirdi. Yoksa masasını mı beğenmedi filan diye düşünürken neden döndüğü anlaşıldı birkaç saat sonra. Ve büyük bir yolsuzluk skandalı, rüşvet skandalı patladı Amerika'da. Belli ki önden haberini aldılar. Ki biliniyor yani 11 aydır devam eden bir soruşturma ama tam da o güne denk geldi. Esasen bu tür şeyler de tesadüf değildir siyasette. Tam da o güne denk geldi ve New York Belediye Başkanı'na yolsuzluktan bir iddianame açıklandı, hazırlandı. Savcı 57 sayfalık iddianame. Savcının 57 sayfalık iddianamesine hızla baktım. Baktım tamamen e, Türkiye. Yani başka bir konu yok. New York Belediye Başkanı'nın Türkiye ile Akçeli ilişkileri. Bundan dönmüş. Erdoğan apar topar eşini de yanına alıp. Çok fazla Türkiye geçmiyor ya da işte Türkiye ile ilgili bölümler var falan gibi laflar hikaye. Tamamen New York Belediye Başkanı'nın Türkiye ile yasa dışı para ilişkileri ve yolsuzlukları üzerine. Ben her gün bu yayına 4 ile 6 saat çalışırım sabahtan başlayarak. Fakat dünden beri belki 8-10 saati buldu. Ondan da bugün biraz geciktim. Çok dallı budaklı bir konu. Konuya hakim olmanız, anlamanız lazım. Önüyle arkasıyla bakmanız lazım. Mesele sadece Özgür Özel'in Türkiye ve önündeki açıklamaları veya devlete sahip çıkan, yolsuzlukları, rüşveti önemsemeyen hali tavrı değil. Büyük bir kokuşma ve çürümeden bahsediyoruz. Bir sayfa kapanıyor derken onu da kastediyorum. Bu çürüme ve kokuşma sayfasını hep beraber düzgün bir şekilde kapatıp yeniden bir ülkeyi ve sistemi inşa edeceksiniz ya da hep beraber altında kalacaksınız ve bir daha da kafayı kaldıramayacaksınız 10 yıllar boyunca. Ve bu yayında önünüze getireceğim kareler tam tamamen bununla ilgili olacak. 9 yıl boyunca 2015'ten bu tarafa New York Belediye Başkanı... ...Türk Hava Yollarını babasının dükkanı gibi kullanmış tabir yerindeyse. Biletler alınmış, düşük fiyatlarla, business'a upgrade edilmiş. Ve New York Belediye Başkanı, iddianamede bunlar var. New York Belediye Başkanı başka uçuşlarını da İstanbul üzerinden ve Türk Hava Yolları bağlantılı gerçekleştiriyor. Niye? Çünkü orada... Ne derse bir telefonla bir mesajla kapıların ardına kadar açıldığı, her türlü organizasyonun, bilet organizasyonunun, rezervasyonunun yapıldığı ve lüks sınıfta uçurulduğu bir sistem. Yani kim niye hayır desin ki? Tabi şimdi siz rüşvetin yolsuzluğun kapağını açtığınızda ya da daha doğrusu rüşvetin kapa kapağını açtığınızda buna teşne, buna uygun alıcı bulmanız lazım. Belli ki New York Belediye Başkanı bunun alıcısı. Yani Amerikan sistemi açısından zaten kabul edilecek bir konu değil. Çok büyük tepki var New York Belediye Başkanı'na. Hatta siyahlar da ayağa kalkmış durumda. Siyahların yüz karası diye. Şimdi Türkiye'de adamın e, Türkiye ile rüşvet ilişkisi 100 bin dolar falan civarında hesaplanıyor. Ya ne olacak ki? Çerez parası diyenler olabilir. Fakat Türkiye'de yolsuzluk algısı nicedir e, koptuğu için ve... Ya bu bir lobiciliktir, normaldir insanların hediyeleşmesi falan dendiği için normal de gelebilir. Fakat Amerika'da kendi ülkesinin vatandaşı olmayan birinden 50 doların üzerinde bağış ya da hediye kimse alamaz. Aldığında e, ayrıca aldığı kadarını da bildirmek zorunda. Bu limitin dışına çıktığında da başı belaya girer. İşte ondan dolayı New York Belediye Başkanı'nın başı belaya girdi. Şimdi 50 dolardan bahsediyoruz. 100 bin dolarlık bir hacimden bahsediliyor rüşvet. Ki daha da fazla olabilir. Çünkü iddianamede bir takım konular saklanmış. Bir takım, bir takım isimler saklanmış, açıklanmamış. Belli ki yürüyen bir soruşturma var. 9 yıldır 2015'ten bu tarafa Türkiye'den, Türkiye yetkililerden, iş insanlarından, Türkiye kurumlarından rüşvet aldığı ortaya çıktı. İddianame bu. 57 sayfa. E, evine e, baskın yapıldı FBI ve polis tarafından ve şu anda bütün New York bunu konuşuyor, Amerika bunu konuşuyor. Ondan dolayı da zaten Türkiye Cumhurbaşkanı döndü. Başka isimler de var. Şimdi Türkiye'nin eski New York başkonsolosu Reyhan Özgür mercek altında yazıyor orada ama şimdi oraya bakacağız. İş adamı bir olarak giren isim Enver Güzel olduğu konuşuluyor. 10 bin dolarlık bağış ve Türkiye seyahatleri. Enver Yücel Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi. Esasen bir eğitim tüccarı. Bunu da herkes bilir de şimdi şimdi ortaya çıktı. Öteden beri bir eğitim tüccarıdır o yani. yani eğitimle, öğretimle alakası bu noktadadır. Bahçeşehir'i bilenler, önünden geçenler gerek kolej düzeyinde gerekse üniversite düzeyinde 20 yıldır bunu bilirler yani. Fakat çok da fazla şey yapmazlar. Kendine göre bir dokunulmazlığı vardır arkadaşın. Ama şimdi burada patladı. Tabii bilmiyoruz yani bu yanına mı kalacak yoksa belki bu iktidar sürdüğü sürece de yanına kalacak. Özgür Özel bir iktidara gelse gene yanına kalmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Fakat yenir yutulur değil. E, bizzat devreye girmiş ve... E, ...Türkiye seyahatlerini... E, ...Enver, Enver Yücel'in sahibi olduğu üniversiteler... finanse etmiş. Ayrıca 2021 seçim kampanyasına da... ...10 bin dolar bağış... ...yapmış ki bu da... ...yurt dışı yurt dışı bağış yasağının... ...ihlali. Kimler geçmiyor ki? Bir sürü isimler var. Eee... Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Ayda Sayiner, Demet Sabancı, Çetin Doğan, THY müdürü New York'taki Cenk Öcal filan, Cemil Özyurt filan bir sürü isimler var. Bu isimler de kendilerini yaktılar. İktidara güvenip bu adamla iş tuttukları için. New York'ta Türk evine yangın Türk evini yangın denetiminden geçirdiği bir yangın denetimi olması lazım binaların kullanıma başlaması için. Bu denetimde o hatta görevlerin tehdit edildiği ve Erdoğan'ın 2021 seyahatine yetiştirildiği iddiası var. Çok geniş bir şekilde e, el alınıyor bu konu. Yani bir Türk evi inşaatı var ki ona birazdan geleceğiz. Ve bu 2021 Erdoğan'ın seyah seyahatine yetişsin diye de işte yangın mevzuatına uygun değil. İşte itfaiye yönetmeliği neyse artık yangın merdiveni vesaire. Türkiye ile bağlantısı olmayan tek sayfa yok iddianamede. Türkiye bir konusu da ana konulardan biri. Bu da yazışmalardan biri iddianamede. New York Belediye Başkanlığı çalışanı, işte Eric Adams'ın elemanlarından biri. Başkan Türkiye'de nerelerde kalabilir? Öneriniz var mı diye sorduğunca Four Seasons cevabını alıyor ki İstanbul'un en lüks otellerinden biri. Çok pahalı diyor başkanın elemanı. Hava yolu yetkilisi ise... Niye endişeleniyor ki ödeme yapmayacak? İsmi de kayıtlarda geçmeyecek ve Eric Adams'ın çalışanı süper diyor. Yazışmalar var. O soldaki köpür o e, iddianameden getirdiğim bölüm. Türk Hava yolları boğazına kadar e, göçmüş durumda. Tabii işte burası şey e, Türkiye'nin e, New York konsolosluğunun Twitter veya X platformu sayfası. Rehan Özgür'le e, çok yakın bir ilişkisi görülüyor. Reyhan Özgür de enteresan bir şekilde 9 Ağustos'ta veda etmiş. Yani bir buçuk ay önce. Bir şey geliyor çıktı muhtemelen bununla da alakası olabilir. Yeni biri atanmış oraya. Yani Türkiye gelişmelerin farkında. Özgür Özel değil ama <laughs> Türkiye farkında. İşte bu da Reyhan Özgür'le kendi sayfalarından paylaştıkları Türk evindeki fotoğraflar. Arkada da Birleşmiş Milletler binası görülüyor. Şahane bir yer değil mi? İşte bu da gene Türk Evi'nin önünde Reyhan Özgürler New York Belediye Başkanı görülüyor. New York'taki Türk Evi'ne e, yangın denetiminden geçmediği halde yangın denetiminden geçmiş gibi işlem yapıyor. Ve bunun için Türkiye'den ve yetkililerden, iş adamlarından, neyse THY'den rüşvet alıyor. E, 58 sayfalık iddianamenin tamamında bunlar var. 2015'ten bu tarafa aldığı rüşvetler var. Türkiye ile bağlantısı olmayan baktım 57-58 sayfalık 57 sayfa esasen yani iddianame 57 sayfalık iddianameye tek sayfa yok. Yani her şey Türkiye ile alakalı. Suçu sabit olursa 20 yıl hapis yatabilir. Ee, dolayısıyla siyasi hayatı bittiği gibi şu anda ciddi bir hapis cezası ile karşı karşıya New York Belediye Başkanı. Bunu bu biçimde Türkiye'ye raporlayacak bir gazeteci var mı? Az Birkaç sitede çıktı bugün gördüm ama maalesef yandaş ve ona yakın medyada bu konu çıkmayacak. Belli ki CHP'ye yakın medyada bu konuya çok fazla abanmayacak gibi görülüyor. Cezai, Türkiye'deki cezai sonuçları olacak mı? Şimdi bu adamı sen 20 yılda yargılıyorsun Amerika'da. Zaten şey aşağıya bitti. E onun Türkiye'ye, Türkiye'ye olacak mı? Olmayacak. Şimdi bu konuyla ilgili Almanya bahsine geleceğiz ama e, şeyle ilgili özellikle e, muhalefetle ilgili e, konular var. İlki Özgür Özel'in yaptığı açıklama. Özgür Özel Türk önünde bir açıklama yaptı. Tam da bu işler patlamışken. Daha önce Türk e gideceğini, temaslarını orada yapacağını söylemişti. Ve hatta Erdoğan'la bir çay da içebiliriz filan demişti yani. Ona da açık kapı bırakmıştı ama Erdoğan oralı olmadı. Onu geçelim. Bunun üzerine şu dendi. Ya Türkiye'vi esasen bir diplomatik bir tarafı var. Ee, Türkiye'nin dışarıdaki temsilciliği dış bağlı. Dolayısıyla Türkiye'den giden resmi yetkililer veya ana muhalefet orayı, orayı bir takım görüşmelerde kullanılabilir. Veya muhatapları adres olarak oraya verdiğinde oraya gider. Normaldir. Yani bu protokolün bir gereği gibi bir görüş var. Ama her şey normal yürüyor olsa... Siz bu protokole elbette itibar edebilirsiniz. 20 sene önceki Türkiye olsa ve orası 20 sene önceki işte Çağlayan Gil'in başlattığı Türkiye bir projesi olsa. Fakat böyle bir durum yok ki. Yani elbette bir muhalefet lideri veya milletvekili ne bileyim Türkiye'de yurt dışına çıktığında elbette Türk elçiliğiyle konsolosluğuyla birlikte hareket edebilir. Gidip gelebilir yemekler veya kabuller bir takım şeyler paslaşılabilir ama şu anda öyle bir durum yok ki. Böyle bir dönem değil. Bir bu. Bir diğer tarafı da yaptığı açıklamada Türkiye ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil falan diyerek bu işi milli bir mesele noktasına çekiyor. Ya bu bir milli meseledir diyor. Türkiye'nin böyle bir şey. Ya Türkiye'den bahsedilmiyor ki. Bir takım insanlardan bahsediliyor. Ve hemen her zaman olması gereken şudur. Partilerde, devletlerde, kurumlarda, sivil toplumda, örgütlerde neyse birileri bir suça bulaşmışsa onunla ilgili işlem yapılır ve o kurumlarda veya devlet neyse onları bertaraf ederek veya yargıya göndererek kendini temizler, kendini aklar ve kendine güveni teşhis eder. Fakat burada enteresan bir şekilde devletten fazla devletçi bir zihniyet ac acayip bir şekilde ne çıkıyor. O sırada da Erdoğan çoktan dönmüş, cuma namazını kılmış, Fahrettin'le birlikte açıklama yapıyor. Böyle de, yani Özgür Özel bu konulara cevap verme misyonunu üstlenmiş. İçeride de Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye çalışıyor. Ama durum öyle değil. Bir diğer tarafı da. Diyor ki yani siz önün arkasına bakmadan bir konuda açıklama yapıyorsunuz. Ayrıca açıklama yaparken bir ikinci büyük skandala imza atıyorsunuz. Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Okey. Devamla Binanın kazandırılması sürecince jest gördüysek fazlasını ABD'nin büyükelçiliğine tahsis edilen o muhteşem alan içi de yapmışızdır. Jest diyor şeye. Yolsuzluğa, rüşvete, suistimale, jest. Biz ne diyor bunu diyor ABD Büyükelçiliği söz konusu olduğunda Ankara'da yaptık. Onu da Sedat Bozkurt detaylandırmış. O arsa diyor ABD elçiliğine tahsis edilmedi. Toki çöktüğü orman çiftliği arazisini 88 milyon dolara sattı. Orman çiftliği arazisi yani Atatürk'ün mirası satılmış. Ben hatırlattım sonra bilmiyorduk denmesin diyor. Onu da yanlış biliyor. <laughs> yani Atatürk'le ilgili bir konuda Atatürkçülükten özellikle taviz vermeyen CHP'nin genel başkanı orman çiftliği arazisinin nasıl ABD elçiliğine tahsis edildiği konusundan bir haber biz ona jest yaptık diyor. At Atatürkçüler biraz daha yaklaşsın. Bir daha tekrar edeyim mi? Gerek yok. Enteresan. ikinci skandal da bu. Yavuz Baydar yazmış. CHP yetinden kimsenin kimse anlatmadı mı diyor. Şaibe var. Oraya uğramayalım şimdilik. Şimdilik. Dememişler. Herkes farkında. Daha da beteri diyor. Özel'in kapı önünde yaptığı savunma konuşması. Böyle yolsuzluğu meşrulaştıran, hukuku içe sayan, mantıksız abuk subuk sözler sarf eden bir siyasi lider dışarıda hiç kimse ciddiye almaz. Bir başka konu, yani o açıklamada bir sürü skandal var. Taliban'la ilgili bir soru sorulunca Afganistan, Dışişleri Bakanlığımızın burada tayin ettiği hattı takip ediyoruz. Yani bir sayfa kapanıyor derken iktidarıyla, muhalefetiyle bunu da kastediyorum. İktidarın üzerinde tepindik, muhalefette bu. Taliban konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın tayin ettiği hattı takip ediyoruz. Kadınlar ayakta şimdi. Kadını hiçe sayan bir Afganistan yönetimi var. CHP'nin Atatürkçü genel başkanı nasıl böyle bir şey söyleyebilir diye. Türk işte bu fotoğraflar paylaşıldı. Türk evinde işte şeyle görüşmüş. KKTC Cumhurbaşkanı'yla falan böyle. Eş zamanlı olarak da aynı saatlerde Hakan Fidan da Türk bir takım görüşmeler yapıyordu. Böyle iktidar muhalefet bir alt katta bir üst katta ve Erdoğan'ın fotoğrafının önünde Türk Evi'nde böyle fotoğraf çektirmekte CHP Genel Başkanı'na nasip oldu. Evet, evet orada başkonsolosluk var görüyorsunuz. Yani Türkiye, Evi, evet Türk Evi'nin resmi bir misyonu var. O yurt dışına çıkan resmi görevliler falan elbette oraya uğruyor. Fakat dönem böyle bir dönem değil. Bakın iki yıl önce tam da bugünlerde aşağı yukarı Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş? Türk Evi'nin önünden çektiği videoda izleyelim birlikte duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmiş. Anayasayı da aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım. Evet, aynı Türkiye'de CHP Genel Başkanı, bugünkü CHP Genel Başkanı iki yıl önce, iki yıl sonra Erdoğan'ın önünde bu şekilde fotoğraf vermesi de varmış kaderde. Evet. O sırada Erdoğan işte dönüş fotoğrafı çektiriyor medya ekibiyle. Bakın soldan sağa. Şu soldaki tipe dikkat edin. Birazdan onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu da ekip böyle görülüyor. Soldan sağa, sağdan sola kimler var, kimler? Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Bunu da Veysel Ulusoy tam bu fotoğrafın üzerine denk getirecek şekilde ekrana düşüreyim. Sizi yönetenler ekonomide kontrolü tamamen kaybetti güzelleme yapan, borç ertelemeyi başarı sayan bir zavallı düşünceye hakimler. Yargı siyasetin etkisine girerse enflasyonla mücadele zorlaşır, hukuk doğru işlemezse kaynak dağılımı bozulur, cebinizden çalınan bedel, bedel fazlalaşır diyor. İşte cepten çalınan bedel. Damat döneminde 4.53'ten 8.46'ya gelen dolar, Nebati döneminde 12.96'dan 19.26'ya, Şimşek döneminde de 32.83'e gelmiş. Bu cebinizden çalınan bedel. O en soldaki tip de böyle bir şey yapmış. Muhalif medya da çok seviyor. Muhalif mahalle CHP medyası da çok seviyor bu kişiyi. Önemli olan hangi tarafta durduğunuz? Filistin için Filistin için tarihi konuşma tek satır ol haber olmadı. Zaten o Türkiye e, türbünlerine yapılmış bir konuşmaydı. Bugünler tarihe geçecek. Geçti evet. Önemli olan hangi tarafta durduğunuz? Şebek. <laughs> yani. Tehye demişken Bakın Air France SpaceX'in Starlink'ini tüm filosuna kuracağını duyurdu. Yani uçakta internet tüm yolcular için ücretsiz olacak. Hem hızlı internet sunacak hem de ücretsiz olacak. 2025 yılında da kurulumlar başlayacak. Bununla gelecekler size geleceklerse ama sizin Milli Hava Yolunuz sağa sola rüşvet dağıtmakla meşgul. Yine ekonomi demişken yani yurt dışından getirdiğiniz telefona Türkiye'ye girişte 45 bin ödeyeceksiniz. 46 bin diyebilirsiniz. Yurt dışı çıkış harcı da 720 TL'ye çıkıyor. Böyle içine kapanan, böyle Afganistan olmaya doğru giden bir ülke var. İşte Dışişleri Bakanımızın tuttuğu yolu tutuyoruz falan gibi bir lafı var ya Özgür Özel'in. Afganistan'a doğru kanat çırpıyor Türkiye yani. Bir sayfa kapanıyor. Evet ama yani buradan vurup dibe yükselme olmazsa gerçekten kötü, kötü kapanıyor o sayfa. Gerçekten kötü kapanıyor. Bir başka konu Almanya. Bu görüşmenin nedeni de ortaya çıktı. Alman Cumhurbaşkanı ile böyle poz verdi Türk evinde. Erdoğan. Ankara ile yapılan müzakerelerin ardından Türk vatandaşlarını sınır dışı etmeye başladı diyor. Haber. Haber Alman gazetesinde çıktı. Frankfurter Allgemein. Her hafta 500 kişiyi Türkiye'ye sınır dışı edecek Almanya. Çünkü 13.500'den fazla Türk vatandaşı şu anda sınır dışı edilmeyi bekliyor. Anlaşmanın nedeni buymuş. Hukuk. Sonra dönelim kız çocukları davasına. Dava 12-13 Aralık tarihine ertelendi. Bu hafta pazartesiden cumaya görüldü. 11 kişi tahliye edildi. Güzel haber. Fakat 8 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi. Biri de karaciğer nakli olan Pakistan hastası Aysu Bayram. 3 kızıyla birlikte yargılanıyor. 19, 15 ve 16 yaşlarında. Bir iki kare getireceğim çok önemli. Onun dışında hafta boyunca zaten bu konuyu konuştuk. Ama hukuk çok önemli. Lale Demir Kazan paylaşmış. Tek suçları KYK'larla işsiz bırakılmış ailelere mensup olmalarına rağmen sınavlarda olağanüstü başarı göstermek olan kız öğrencilerin yargılandığı davada avukat savunmalarının alınmasına devam edildi. Edilecek diyor edildi. Savunmaların bitmesinden sonra Tutukluların tutukluluk durumlarına yönelik ara karar bekliyoruz. Onu da biraz önce söyledim. Bu çocukların elde ettikleri başarıların, soru çalma iddialarını da boşa çıkarmalarından endişe ettiklerini inanıyorum demiş. Çünkü karşılarında tam burslu, yapay zeka okuyan, bilgisayar okuyan çocuklar var. Ve bu kadar zeki öğrencilerin hayatlarını berbat ettiler. Mayıs ayından bu tarafa, ilk gözaltılar başladığından bu tarafa. Beşinci ay Dokuzuncu ay, beş aydır mahvettiler. Sınavlarından oldular, derslerinden oldular, dikkatleri dağıldı ve bu travmayla yaşıyorlar şu anda. Ve bu travmanın her şeyi bitse bile etkilerinin kalkması uzun zaman sürecek. Maalesef. Muhalefet ne yazık ki mahalle ayrımı yapıyor demiş Ertuğrul Günay. Cemre Binan'dın iki gün önce bir serzenişi vardı. CHP'ye çok kızgınım, Çağlayan'daki kız çocukları davasına bir kişi göndermeyi akıl etmedi mi? Etmediler CHP'nin KYK düşmanı, KYK'lı düşmanı bir genel başkanı var. CHP'de bu konu teklif dahi edilemez. Çok net kitabın ortasından söyleyeyim. Çünkü CHP'nin genel başkanı KHK'lı düşmanı. Bunu defalarca ifade etmiş birisi. KHK'lıları kabulünde örgüt talimatıyla o kadınlar hamile kalıyor diyen biri. Kemal Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz dediğinde kendini ortaya koyan biri. Kendimi asarım da böyle bir şey izin vermem diyen biri. Onu söylemeye çalışıyorum. Ertuğrul Günay'ın lafını önemsiyorum ama. Muhalefet de ne yazık ki mahalle ayrımı yapıyor. Daha da vahimi iktidarın kırmızı çizgi ilan ettiği alanlara girmiyor. Bu ülkede nasıl birileri kendine Müslümansa ötekilerde kendine demokrat. Muhalefet doğru olsa iktidar bu kadar eğri olamaz. İki muhalefet milletvekili kız çocukları davasını takip etti. Sema Silkin Ün ve İsa Mesih. Onları dinleyelim. Çok nadir çünkü yani bu. Çok görülmüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ikinci gün 60'larda duruşmadan. Bu iki milletvekilinin açıklamasını önemsiyorum. Onunla da manşeti bağlayacağım. Sema Silkin Ün vekilimle beraber Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Kamuoyunda kız çocukları davası olarak bilinen davayı takip etmek üzere geldik. Burada gerçekten gencecik yavrularımız, üniversite öğrencisi kardeşlerimiz yargılanıyor. Örgüt suçuyla e, itham ediliyorlar. Buradaki mesele şu, e, tabii ki bir örgüt e, faaliyeti e, varsa her türlü zenginleri ama bizim gördüğümüz tablo buluttan nem kapılarak insanların normal yaşamlarının bir e, örgüt faaliyetine e, sokulmak istenmesi. Gencecik kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bu insanların olması gereken yer cezaevleri değil, üniversiteleridir, okullarıdır. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Bizim olaya baktığımız nokta adalet penceresidir. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyoruz. Adalet kurumunu ayakta tutabilirseniz, devleti ayakta tutarsınız. Birinci baktığımız nokta adalet, ikinci baktığımız noktada bu gençlerimizi siz bu davranışlarla devlete olan güvenini de sarsıyorsunuz. Nasıl devlete güvenecekler? Meseleye bu açıdan da bakmak gerekiyor. E, diyoruz umarım buradan adaletli e, bir sonuç çıkar. E, i̇nsanlarımızın devletine, adaletine güvenebileceği bir tablo oluşur diyor. Bu kadar. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 5 gün duruşmaya gelen iki milletvekili. Türk siyasetinin ilgisi. Büyük bir ihanet var. Bunun işbirlikçileri var içeride ve dışarıda. Yurt dışındaki artık belediye başkanı düzeyinde, bakan düzeyinde, devlet görevlisi düzeyinde insanları satın alan bir zihniyet var. Ulusal problem, güvenlik problemi nedir dediğinizde son örneği yaşandı dünden bu tarafa ve yaşanıyor. Büyük bir rezalet. Ee, Türklerin başına öne eğdiren ve ben Türkiye vatandaşıyım diyemedikleri ortam ve o ortamlarda geçen konuşmalar, söylentiler. Büyük bir rezalet söz konusu. Bunu ne kadar örtmeye çalışırsanız çalışın, deve kuşu gibi başınızı kuma gömmüş olursunuz. Ve devletten fazla devletçi bir muhalefet var. Onu anlatmaya çalıştım. Bilakis biz onlara yapmıştık, onlar da size yapmış. Ne oluyor ki? Diyen bir muhalefet. Al birini vur ötekine. Ve Türkiye'de her şeyi örten bir basın var. Bir sayfa iktidarı ve muhalefetiyle kapanıyor. Yeni sayfaysa bizim elimizde. Gücünüzü hafife almayın. Bir kere daha söylüyorum. Gücünüzü hafife almayın. Değilse çok daha beter günler kapıda demektir. Bir an evvel hukuka dönmek ve Türk yargısını çete uzantılarının elinden almak ve onları deşifre etmek icap ediyor. Değilse, değilse çok daha beter günler kapıda demektir. İyi hafta sonları ekstra bir gelişme olursa tekrar karşınızda olacağımdan kuşkunuz olmasın.